Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yılın en uzun gecesi bugün. Bugün çile başladı. Çile Anadolu'da daha iyi biliniyor. İki tane çilemiz var. Bunlardan bir tanesine biz büyük çile diyoruz. Diğerine küçük çile. Ne zaman başlıyor büyük çile? Büyük çile işte 20 Aralık gecesi başladı. Yani 21'i itibariyle başlamış olacak. 30 Ocağı kadar 40 gün sürüyor büyük çile. Bir de küçük çilemiz var. Bu küçük çile ise 1 Şubat'la 20 Şubat arasındaki 20 günlük süreçtir. Büyük çileye tekrar dönecek olursak, büyük çile Türk tarihinde, Türk dünyasında kutlanan günler arasındadır. Özellikle nişanlı kızlara çile tabağı gönderilirdi. 7 tane tabak. Tabii bu dediğim çok eskilerde kaldı. Şu anda herhalde böyle bir gelenek biraz da ekonomik sebepler nedeniyle pek yaşatılmıyor. Çünkü 7 tane tabağın içerisinde işte kış meyvelerine olan nar, elma, portakal gibi meyveler konurdu. Yanına parçalık kumaş, yani hazır değil, parça kumaşlar, hazır iç çamaşırlar varsa konurdu. Tabii bir tabağa da altın ve gümüş konurdu. Bu nedenle aileler gelinlerini çok fazla nişanlı tutmak istemezlerdi. Çünkü nişanlı kalan kıza bunlar gönderilmesi bir gelenekti ve gerçekten de masraflıydı. Şimdi Türk dünyasında evet ot, yel, su ve toprak bayramı diye anılan artı Nevruz bayramına kadar devam eden haftalar var. Anadolu'da ise biz cemre olarak biliyoruz bunu. Yani 19 Şubat'la 20 Şubat'ta başlayıp bir hafta devam eden biz buna havaya cemre düştü. Ardından suya cemre düştü. Ardından toprağa cemre düştü dediğimizde artık toprak yavaş yavaş yeşermeye, canlanmaya başlamıştır. Ekim mevsiminin geldiğini de buradan anlıyoruz. Hemen ardından da Nevruz Bayramı vardır ki 21 Mart Nevruz Bayramı bütün Türk dünyasında gerçekten çok etkili bir şekilde kutlanıyor. Türklerin en eski bayramlarından biridir. Ama biz tekrar bugüne dönecek olursak bunları genç neslin bilmesinde fayda var. Hani kutlamamış olsak bile genç neslin bu Nardugan'ı bilmesini ben şahsen istiyorum. Neden? Çünkü özellikle Türklerin yaşadığı bir bayramdır bu. Bu konuda Muazzez İlmiye Çığ'ın çalışmaları önemli. Ben direkt onun kendi söylediği sözlerden size aktarmak istiyorum. Bu bizim bayramımız. Yani Çam Bayramı olarak. Biliyor musunuz Hunlar Avrupa'ya gittiği zaman ayaklarında çizme, sırtlarında düğmeli ceketler varmış. Onları görünce Avrupalı şaşmış. Dünyaca tanınan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Noel geleneğinin ve Türkiye gibi pek çok ülkede yılbaşıyla özdeşleştirilen kutlamaların çam ağacı süsleme geleneğinin Türklere özgü bir gelenek olduğunu söyledi. Çığa göre bu kutlamaların kökeni Orta Asya Türk toplumlarının kutladığı Nardugan Bayramı. Yavrum bu Nardugan'ı bana birisi mektup gönderdi Azerbaycan'dan. Ondan sonra bu dedi tamam millet Türkleri şeyidir dedi. Bayramıdır dedi. Güneşin doğuşu anlamıyla günümüze kadar gelen Orta Asya geleneğine göre sürekli savaş halinde olan gece gündüzün savaşı 21 Aralık'ta son bulur. En uzun geceden sonra güneş daha çok görünmeye başlar ve gündüzler uzar. Orta Asya Türklerinin kutladığı ay takviminde 22 Aralık'ın ardından görülen ilk dolunay yeni yılın ilk günü olarak kabul ediliyordu. Türk mitolojisinde ölümsüzlüğün sembolü Akçam'ı yeni yılın ilk gününde süsleyen Orta Asya Türkleri, dilek ve istekleri için ağaca kırmızı kurdelalar bağlardı. Bu bizim bayramımız. Yani Çam Bayramı olarak. Çam da şeylerin Orta Asya'da. Akçam diye bir ağaç. Bu çam başka yerde bitmiyor. Evet, Muazzez İlmiye Çığ
böyle söylüyor. Bu konuda önemli çalışmalar yapmış hanımefendi. Benzer gelinlikler zaten bugün Anadolu'da yaşatılıyor. Şimdi büyük çileyi dedik, ardından küçük çile geliyor, ardından cemre havaya düşüyor, ardından cemre suya düşüyor, ardından cemre toprağa düşüyor ve hemen ardından da Nevruz Bayramı geliyor ki artık Nevruz Bayramı bütün herkesin bildiği bir olay. Zaten Türklerde bir Ayaz dedemiz var. Bugün Azerbaycan'da hala bunun ismi Noel dede değil, Şahta dededir. Şahta baba geldi. Şahta biliyorsunuz Ayaz'la eş anlamlıdır. Dolayısıyla Azerbaycan zaten Narduvan'la paralel bir kutlama yapıyor. Evet, burada Meşedi İbat filminden de alıntılar yapılarak geçen yılki pandemiler zamanında kutlanmayan Nevruz ve diğer cemreleri müzikal bir biçimde anlatmaya çalışan arkadaşların ufak bir şovu var. Onu da izleyelim. Çille geldi ama bu ne çilledi? Korona bu ilhamımızı belledi. Ham gözün kapacıya zilledi. Bu il ne dost ne tayfaya da saldı. Gedim çilleler zayanda kaldı. Tayfa hamı bizim eve dolardı. Xalam ərinin qarpızı ağ olardı. Peşmək əmişə burada qalardı. Günlərimiz günü gündən qaraldı. Qədim çillələrimiz ayanda qaldı. Böyük nənəmgildə olardıq hər il, 40 nəfərə otağa dolardıq hər il. Soyuqdan hamı qırılardıq hər il, bir-birindən hamı bu il qırıldı. Qədim çillələrimiz ayanda qaldı. Rustam bəy, buyurun.